Sağlıklı ve kaliteli yaşam için genç de faktörler hepinize merhaba. Yemeği fazla kaçırınca neler yapmamız gerekir? Zaman zaman hepimiz gereğinden çok daha fazla, özgürce, sınırsız yiyebiliriz. Endişelenmeyin, şimdi can kulağıyla beni dinleyin. Önünüzde dolu dolu 24 saat var. 24 saat içerisinde dengelediğiniz sürece bir problem oluşturmayacak. Nedeni aldığınız ekstra kaloriler yağ depolarına gidebilmesi için tam bir gün ihtiyaç var. Bu bir günde bunu kesinlikle dengelememiz gerekir. Aşağı yukarı 30-40 milyar yağ hücremiz var. Yedikçe yağ hücreleri şişer, şiştikçe büyür. Hiçbir şey olmaz. O büyüme riski de ortadan kalkmaz. Patlamaz bile. O bakımdan dikkat edin, sınırsızca, oburca devamlı yemeyelim. Bu yağlar da olmasaydı 3 metre boyunda 300 kiloluk dev insanlar olurduk. Demek ki yağları da seveceğiz. Onları bir kötü bir imaj gibi asla görmeyin. Beslenmede dikkat edeceğiniz önemli hususlar, aşırı yediğiniz zaman normalde o gün 8-12 bardak su içmemiz gerekirken 12-16 bardak su içeceğiz. Yani suyu %50 arttıralım. O gün ve özellikle ertesi gün daha fazla protein tüketin. 1,5 misli proteini arttıracağız. Normalde %15-20 yüzde değerinde tüketmemiz gerekirken %25'lere çıkaracağız. Hem suyu arttırarak hem de proteini arttırarak metabolizmayı ertesi gün çok daha hızlı çalıştırma şansını yakalarız. Bu şekilde aldığımız fazla kaloriler anında vücuttan atılır. Ertesi gün 3 porsiyon ekmek tüketeceksiniz. Kahvaltıda 2 dilim, ara öğünde kuşlukta 1 dilim, öğle ve akşam yemeğinde kesinlikle ekmek tüketmek yok. Sabah uyanır uyanmaz karşıyım ama böyle durumlarda bize can simidi gibi kurtaracak bir sütlü Nescafe içeceğiz. Çayı sabah kahvaltısında içmeyin, onun yerine elma suyu tercih edin. Bunlar hep metabolizmanızın hızlanmasına, aldığınız kalorilerin yakılmasına katkı sağlayacak. Ara öğünde saat 10-11 arasın yarım bardak bir havuç suyu yine o yağların yakılmasında katkı sağlıyor. Bol haşlama sebze yemeği, çiğ salata istediğiniz kadar tüketin ertesi gün. Yalnız bu beslenmedeki önemli olan bu püf noktaları en fazla ayda 3 kere yapabilme şansına sahipsiniz. Demek ki sınırsızca yiyebilme özgürlüğümüz sadece 10 günde bir. Eğer daha sık yaparsanız metabolizma bu kurallara da alışacağı için sizi kurtarmaz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, genç de faktörler.